Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Üçüncü taraf değil, baş tehdit. 5 Ekim Perşembe günü sosyal medyaya düştü önce. ABD, Suriye'de bir Türk sihası düşürmüştü. Ancak Ankara konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapmadı. Hatta gayri resmi kaynaklar aracılığıyla üzerini grileştirmeye bile çalıştı. Ertesi gün AKP'ye yakın Yeni Şafak konuyu birinci sayfadan ABD'den tuhaf açıklama geldi diyerek ve iddia olarak duyurdu. Oysa ABD açık açık Türk sihası düşürdüğünü resmi olarak ilan etmişti. Pentagon sözcüsü Tu General Pat Ryder, Türk İHA sihalarının 5 Ekim Perşembe sabahı Suriye'nin Haseke kentine ABD birliklerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta hava saldırıları düzenlediğini belirtiyor ve birkaç saat sonra yerel saatle 11.40'da ABD birliklerine yarım kilometre yaklaşan bir sihanın tehdit olarak değerlendirilerek F-16 uçakları tarafından düşürüldüğünü söylüyordu. Açık ki bu ABD'nin Türkiye'yi doğrudan hedef alan sayısız düşmanlığından biriydi. Müzik notası 2.0 Ankara konuyu uzun süre sessizlikle geçiştirmeye çalıştı. 24 saat olmuştu ama açıklama yoktu. Anlaşılan o ki konuya hiç değinmeyeceklerdi ama kamuoyu baskısını gidermek için Dışişleri Bakanlığı 6 Ekim 2023 günü ancak öğleden sonra bir açıklama yapabildi. O da ABD'nin adını anmadan operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir siha kaybedilmiştir. Oysa kamuoyu şu soruların yanıtını istiyordu. ABD Türk sihasını düşürmeden önce uyarmış mıydı? Türk sihasını düşüren ABD F-16'ları İncirlik'ten mi havalanmıştı? Açıklamada yanıt yoktu. Belli ki AKP bu konuyu müzik notası 2.0 yapma yanlısıydı. Karada, denizde, havada düşman. Bu ABD'nin Türkiye'ye kaçıncı açık düşmanlığı ve kaçıncı doğrudan askeri saldırısıydı. Üstelik kara ve denizden sonra bu saldırısıyla artık havada da Türkiye'yi hedef alıyordu. Örneğin 2 Ekim 1992'de deniz tatbikatı sırasında ABD USS Saratoga uçak gemisi attığı füzelerle TCG muavenet muhribimizi vurmuş, 5 denizcimiz şehit olmuştu. ABD uçak gemisinden 10'ar saniye aralıklarla 2 adet güdümlü RIM-7 C. Saparo füzesi ateşlemişti. Bu tür füzelerin atış öncesi birçok prosedüre sahip olması ve çalışma sistemi olayın kaza olmadığını ortaya koyuyordu. Örneğin 4 Temmuz 2003'teki ABD, Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de bir binbaşı komutasındaki 11 askerimizin bulunduğu karargahı basmış, askerlerimizi başlarına çuval geçirerek tutuklamıştı. ABD'nin bu alçakça saldırısına Talebani'nin peşmergeleri de eşlik etmiş, askerlerimiz 60 saat boyunca ABD askeri karargahında sorgulanmıştı. Üzerini örtmek ağır suç olur. ABD'nin Türkiye'yi hedef alan operasyonlarının listesine bu köşe etmez. Johnson mektubu Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle uyguladığı askeri ambargo, CIA operasyonları, 12 Mart'taki rolleri, Gladio ile iç savaş tezgahları, 12 Eylül'deki rolleri, ekonomik çökertme operasyonları, 15 Temmuz'daki rolleri, FETÖ'ye ev sahiplikleri ve sponsorlukları, PKK terör örgütüne siyasi, askeri ve ekonomik destekleri. Özetle, iktidar da, muhalefet de kendini kandırmasın. Üçüncü taraf diyerek de isimsiz bırakmasın. Bugünün en büyük siyasi gerçeği, ABD'nin Türkiye'yi düşman gördüğüdür. Yapılacaklar belli. İncilik derhal uçuşlara kapatılmalı. Üst boşaltılmalı. Ankara Şam'la normalleşerek ABD'nin Fırat'ın doğusunu terk etmesinin yolunu açmalı uyaralım. ABD'nin bu düşmanlığının üzerini örterek günü kurtarmaya çalışması iktidarın siyasi suçlarının en ağırı olur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.